Selamlar. Şimdi yeterince Netflix izlemiyorsanız diye bir korktum. Şimdi benimle birlikte herkesi bu deliğe sokmak istediğim için böyle bir video çekeyim dedim. Ama bari birazcık şey olsun. Ne denir ona? Boş olmasın. Bana sorarsan dizi izlemek de değil de işte. En çok sanırım üye olma sebeplerimden birisi kaliteli belgesel izleyebilmek ve onu ayağınıza getirmesi. Çünkü belgesel normal internette takılırken bir şeyler izlerken böyle karşınıza gelecek bir şey değil hani böyle. Mesela bir şeye ilgim varsa astronomi benim çok büyük ilgi alanımdır. Ya kendim arayıp işte dersler bulurum, işte belgesel bulurum, onu izlerim ama hani arıyorsun, buluyorsun yani kaliteli olmuyor. İşte YouTube'a sadece bir kısmı koy. Yani böyle canın çıkıyor. Netflix o açıdan gerçekten çok iyi. Belgesel de denmez bana. Öğretici içerik yani. Ben de dedim ki böyle en sevdiğim bazıları, hepsi değil ama bazıları böyle kenarda köşede kalmış böyle çok belki de bilinmeyecek şeyler ama çok güzel olan şeyler. Dedim böyle bir video çekeyim. Öğretici olsun. Netflix başkan. 6 taneyi indirebildim. Ama 2 tane de bonusum var. Onları neden bonusa koyduğum hakkında da konuşacağım. Sadece bize öneriyi ver git yani diyorsanız buralara bir yerlere bırakırım ben onları isimlerini. Aşağıya Netflix linklerini de bırakacağım bu arada. Gideceğim sırayla. İzlediğim şeyler hakkında konuşmayı çok şey yaparım, severim. Çok sevdiysem o şeyi yakın arkadaşlarıma sorun böyle. Oturuyorum işte şöyle şöyle diye bölümleri az çok anlatıyorum. Abi acayip bir şey. İlk önereceğim şey Explained. Tamamıyla öğretici içerik üretiyor. Bunu böyle hem basit, güzel bir dille anlatıyorlar hem de ilgi çekici şekilde ya da kompleks şeyleri böyle sizin anlayacağınız şekilde indiriyorlar. Bu kompleksi yine de korumaya çalışıyorlar ki bu benim en çok sevdiğim olaylardan birisi Explained'de. Hani böyle bebeği anlatır gibi de anlatmıyor yani. Ama kesinlikle böyle izlerken hiçbir şey anlamadım diyeceğiniz şekilde de değil. O kadar böyle her şeyi parçalara bölüp size güzel bir şekilde sunuyor ki böyle kalıyorsun böyle okuyor yani. En çok sevme sebeplerimden birisi Explained'in konuları. Görene kadar izlemek istediğini fark etmediğin şeyleri size gösteriyor. Mesela işte Pirates, Korsanlar bölümü vardı. Hani korsanlar normalde merak edip böyle açacağım bir şey değil yani hani. Ama orada görünce ilginç şeyler olmalı. Diğer ilginç konu cults. Yani bu şeyler. Bulup buraya bir yere yazarım. Tarikatlar. Hangi tarikatlar falan işte ne tür şeyler yapmışlar. O tarikatlardan işte çıkmış ve şimdi bambaşka hayat yaşayan insanlar. Hani hem böyle şeyler var hem gündemdeki şeyler var işte. Salgınlarla ilgili bir bölüm vardı. Bir koronavirüs mesela çıkmadan önce bunu yayınlamışlardı. Çıktıktan sonra tekrar izledim. Ayrıca şeyler, grafikler, şeyler, geçişler, her şey çok güzel. Yani estetik. Ki ben bu estetikliği çok önemsiyorum. Yani beni tutan şeyler, faktörlerden birisi. Explained'in bu arada aynı zamanda şeyi var. Şimdi bu iki sezon şimdilik. Bir de bunların alt serileri var. Explained the Mind ve Explained Sex diye. O konuya özel böyle alt konular koyuyor. Mesela The Mind'la ilgili şeyler koyuyor falan. O ikisi de çok iyi ama ben bunların hepsini tabii ki de bir belgesel olarak kabul edeceğim. Explained başlığı altında. Şimdi ikinci belgesele geçersek bunu muhtemelen görmüşsünüzdür. Netflix şeyimize, sayfamıza düşmüştür ama kesinlikle koymam gerek deyip koydum bu belgeseli. Çünkü izlediğim doğayla ilgili net en iyi belgesel yani. Mesela Our Planet de çok güzel. Ama One Strange Rock'ı hiçbiri geçemez. Çünkü One Strange Rock'ta bir hikaye var. Ve bu hikaye böyle dünyanın hikayesi. Aynı zamanda insanların da. Yani bu ikisini özdeşleştirerek işte. Öncelikle Will Smith sunuculuğunu yapıyor. Onu sunuculuk mu demiş işte. Will Smith yapıyor yani. Come on, o kadar tatlı ki adam yani. Sırf onun konuşmasını dinlemek için izlenir. Benim gibi astronomi konusunda böyle delice bir tutkunuz varsa çok daha sevineceksiniz. Çünkü astronotlar var. Her bölümde bir astronot daha çok konuşuyor. Yani her bölümde hepsi konuşuyor neredeyse. Ama hepsinin kendi bölümü gibi şeyi de var. Onların hem işte neler yaşadığını, deneyimlerini ve bunları hep böyle bir döngü içerisinde. Yani size dünya bir döngüdür, hayat bir döngüdür. Bunu hep diyoruz ama belgesellerde hani şey böyle işte hayvanlar, işte kaplan bir geyiği yiyor falan. İşte otlar, çok ilginç otlar falan.
kastettiğim şey mesela dünyanın bir ucunda yağan yağmurun nasıl da dünyanın diğer ucundaki çölle bir bağlantısı olduğu. Hepsinin gerçekten bir hikayenin parçası olduğunu hissediyorsunuz izlerken. Yani böyle bazı yerlerde böyle hani kendimi izlerken çok kızdım. Çünkü içerisinde yaşadığım dünyayı ne kadar az tanıdığımı fark ettim. Ya çünkü şey gibi düşünüyorum. Mesela memleketin neresi dediği zaman insanlar o memleketi bilmeni beklerler. İşte şusu meşhur, şöyledir, işte şurası güzeldir falan filan. Dünyalıyım diyorsun ama dünya hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Bir de senin yaşamınla iç içe şeyler bunlar. Sen sadece farkında değilsin o şeylerin. Yani bu farkındalığı artırma konusunda muhteşemdi. Ve görseller yine muhteşem ötesi. Durdurup o kareye böyle baktığımı biliyorum bazı sahnelerde. Üçüncü belgesel önerim. Genius of the Ancient World ve Genius of the Modern World diye iki tane. İkisini de aynı tarihçi kadın anlatıyor. Benim ilk izlediğim Modern World'du. Marx, Nietzsche ve Freud'dan bahsediyor. Yani onların hayatlarını anlatıyor ama böyle şey gibi değil hani. İşte şu tarihte şurada doğdu, şöyle yaptı, böyle yaptı, öldü gibi değil yani. Hani böyle gerçekten o hikayeyi size hissettirerek veriyor. Aynı zamanda eserleriyle o hayatı arasındaki bağdaşıklığı çok güzel kuruyor falan. Yani gerçekten çok güzel. Ve aynı zamanda o yerlere gidiyor da. Atıyorum şurada doğdu diyorsa oraya gidiyor kadın. Orada çekimler yapıyor. Önemli insanlarla konuşuyor. Ancient World kısmında ise Buda, Sokrates ve Confucius var. Dörtteyiz değil mi şu an? Aynen dörtteyiz. Dördüncüsü biraz ilginç. Şöyle ilginç, ben Netflix'in böyle kıyısında, köşesinde kaldığını düşündüğüm belgesellerden birisi. O yüzden bunu net kesin koymalıyım dedim. Larry Charles'ın Tehlikeli Komedi Dünyası diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bence güzel çevirdim. Yani çok çok güzel bir seri. Larry Charles bir komedyen. Bu adam dünyada böyle burada da komedi olur mu diyeceğin yerlere gidiyor. İşte atıyorum war zone'lara, işte savaş alanlarına ya da Ebola krizinin yaşanıp işte insanları böyle kayıp geçirdiği yerler ya da atıyorum işte savaşta olan askerlerin arası. Yani böyle çok farklı yerlere götürüyor. Dünyada böyle neler yaşanıyor diyorsun ve bu yerlerde komedi var. Yani ben bunu izlemeden önceki komediye bakış açımla izledikten sonraki bakış açım gerçekten çok değişti. Hani komedi bir sanattır dedim net yani. Gerçekten öyle. Bir yaşam felsefesi gibi bile yani. Yani çok ilginç. Çünkü bu yerlerdeki insanlar asıl komediyi yapıyor. Zaten Larry Charles da bunun böyle arada bir alttan giydirmiyor değil yani. Mesela işte iyi gelişmiş ülkelerdeki komedyenlerle işte bu buralardaki komedyenleri gösterip hani bunlar mı yoksa bunu böyle alttan da birazcık veriyor gibi hissettiriyor. Şey diyorsun abi, bu insanlar nasıl bilinmiyor? İnsanların yaşamı bu yani. Hani bununla yaşama bağlanıyor. Küçük bir uyarı, trigger warning. Eğer böyle savaş sahnelerine hassassanız izlemeyebilirsiniz. Ama böyle yani iç kıyan sahneler falan da çok yok yani. Hani bazı yerlerde olmak zorunda. Çünkü size onu zaten anlatıyor. Yani hani düşün, buralarda komedi var diyor. Ve nasıl bir komedi var? Şimdi beşinciye gelelim. Beşinci losers. Yani kaybedenler. Bunda da fikir o kadar çok hoşuma gitti ki. Düşünüp böyle bir seri yapmalarına aşırı mutlu oldum. Sporcular üzerinden gitmişler. Teknik olarak kaybetmiş bu insan diyorsun. İşte atıyorum madalyonu işte şuna kaybetti falan gibi. Ama o hikayelerini böyle izleyince bu insan kaybetmemiş gidiyorsun yani. Manyak şeyler yapmış yani falan diyorsun. Hikayelerini anlatmaya daha değerli insanlar belki de. Yaşadıkları çünkü çok büyük zorluklar, işte sakatlanmalar ya da daha korkunç şeyler falan, bunları görüyorsun ve nasıl buradan bir şekilde çıktıklarını görüyorsun ve çıktığı zaman teknik olarak kazanmış olmayabilirler ama aslında ne kadar kazanmışlar dedirtiyor sana. Ve bonuslara girmeden önceki son belgesel önerim. Feminists What They Were Thinking. Yani feministler ne düşünüyorlardı diye çevirebiliriz sanırım. Eski dönemlerde işte yaşamış kadınların ve önemli figürlerin bu arada nasıl hayat geçirdikleriyle ilgili. Ve aynı zamanda bu feminizmin dalgalarını da görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Bence bu yüzden çok güzel. Çünkü o feminizmin dalgalarını yaşamış, hatta
hani oluşturanlardan bu insanlar yani. Hani kendileri de zaten o dalgalardan bahsediyorlar falan ve hayatlarının nasıl geçtiğini anlatıyorlar. Ne yazık ki ülkemizde en yanlış, saçma bilinen, anlaşılan konulardan birisi yani feminizmi erkek düşmanlığı olarak bilenler de var hala. Ki genelde biz hep gülüyoruz arkadaşlarla böyle birbirimize dalga geçerken. Erkek düşmanı seni falan. Feminizmi böyle bir küfür gibi söyleme alışkanlığınız yoksa ve biraz dikkat edin, hani ilginizi çekiyorsa, biraz öğreneyim falan diyorsanız şey izleyebilirsiniz. Bence güzel bir belgeseldi. Zaten tek bölüm bu arada. Seri gibi değil. Bonuslarımıza geldik. Şimdi bunları neden bonusa koydum? Çünkü birisi Inside Bill's Brain. Bill Gates'in hayatıyla ilgili. Bunu eminim görmüşsünüzdür. Ama görüp de belki de listeyi atıp da uzun süre onu izlerim deyip izlemediklerinizdendir. İzleyin. Dünyada bu kadar önemli bir ismin nasıl o noktaya geldiği, nasıl neler yaptığı yani güzel. Gerçekten Bill Gates'in hani beyninin içine giremezsin ama böyle beyninin şöyle şu kadarcık falan böyle bir noktasını belki de anlayman için izleyebilirsin. Bunu bonusa koydum çünkü tam belgesel değil yani. Hani bu biyografi gibi bir şey aslında. İkinci bonusa koyduğum olay Patriot Act. Hasan Minhaj'ı biliyorsanız benim çok çok sevdiğim bir komedyen. Hani John Oliver'dan sonra Hasan Minhaj. Net yani. Çok seviyorum kendisini. Onun bir serisi Netflix'te. Aynı zamanda YouTube'da da yayınlıyor bu arada bunu. Aslında John Oliver gibi biraz tarzı. Hani bir konuyu alıyor. İşte masaya yatırıp o konu hakkında böyle olabildiğince size objektif bilgiler veriyor böyle hani. Yani objektif tutmaya çalışıyor. Her açıdan bakmaya çalışıyorlar. John Oliver tarzı. Bunu bonusa koymamın sebebi aslında çok güzel. Ama biraz Amerika odaklı bir olay. Yani Amerika'daki konuları size biraz getiriyor gibi diyebiliriz. Hani Amerika basın işte şeyini haberlerini falan az çok takip ediyorsan atıyorum işte impeachment'da Trump'tı işte şuydu buydu hani yine anlıyorsun öyle şey diye aşırı da değil ama bazı yerlerde böyle inside joke'lar olur ya böyle anlamazsın böyle şey şakalar. Hani öyle şeyler olabiliyor falan oluyor. Ama bu da çok olmuyor yani. Yine ben izliyorum kesinlikle. Çünkü bir şeyler öğreniyorum her bölümün. Ama o yüzden direkt ilk 6 listeme koymadım. Zaten koysaydım da liste çok uzuyordu. Liste ve en başta 5 olmalı dedim ama yani şu 6 tane bahsettiklerimden hiçbirini gerçekten çıkaramadım yani. Hepsi bence bu videoda adı geçmeli gibi düşündüm. Böyle. Benim listem bitti. Yani dizi, film falan listeleri de yapabilirim eğer isterseniz. Ki yaparım muhtemelen. Ben çünkü konuşmayı seviyorum böyle şeyler hakkında. I love this shit. O zaman sonra görüşürüz. Bye.